Aren TV'den hepinize merhabalar. Anayasa Mahkemesi AYM bugün sürpriz bir karara imza attı. DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit HDP döneminde HDP milletvekili iken HDP binasından çıkışının polislerce engellenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştı. Bugün Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuruyu karara bağladı ve DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e tazminat ödenmesine hükmetti. Şimdi haberimizin detaylarını sizlere aktarmadan önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Anayasa Mahkemesi 2019 yılında HDP binasından çıkışın engellenmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan DEM Partili Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kötü muamele yasağının ihlal edildiğine kanaat getirerek Koçyiğit'e 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. İçişleri Bakanlığı kararıyla 2019 yılında Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasından bir gün sonra Diyarbakır'da 15 gün süreyle eylemler yasaklanmıştı. 20 Ağustos 2019'da dönemin HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ve aralarında Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de bulunduğu HDP milletvekillerinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması yapması engellenmiş ve parti binasından çıkmak isteyen milletvekillerine kolluk müdahalede bulunmuştu. AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu Koçyiğit. Söz konusu müdahale sonrasında Koçyiğit hakkında düzenlenen adli muayene raporunda oksipital boyun arkası kısmı ensesinin üzeri bölgesinde şişlik ve sırtında ise ekimoz ve şişlikler tarif edildi. Bunun üzerine Koçyiğit ilgili kamu görevleri hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, işkence, görevi kötüye kullanma ve yaralama suçlarından soruşturma başlatılması için 6-12-2019 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık kovuşturmayı yer olmadığına karar vermişti. Koçyiğit bu karara itiraz etmiş. Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği de red etmişti. Koçyiğit HDP il binasından çıkışının engellenmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının kolluk görevlerince fiziksel şiddet uygulanması ve bu olay hakkında etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ve Koçyiğit'e 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Evet değerli dostlar, Anayasa Mahkemesi'nin bu sürpriz kararını bir son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Geldik bir haberimizin daha sonuna, bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın, Aren TV ile kalın.